Merhaba, ben Begüm. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün süper konu iki tarifle geldim size. Aslında tarifiniz tek gibi bir şey olacak. Çünkü birisi yulaflı, birisi de bol çikolatalı. Yulaflı sevenler yulaflı yapabilir, çikolatalı sevenler de çikolatalı yapabilir. İkisi de çok kolay olacak. Yaklaşık 20 dakikada ikisini de hallederiz gibi geliyor. Ya umarım öyle olur ama ikisi de çok kolay ve çok az malzemeyle yapılıyor. Ben malzeme listesini yine aşağıya yazarım. Yaparken de zaten göreceksiniz ama aşağıdan da kontrol edebilirsiniz. Bir tarifte ana malzememiz bol çikolata. Tabii de birazcık daha sağlıklı hale getireceğiz. İşte keçi boynuzu özlü kullanacağız. Ham kakao kullanabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Zaten yaparken göreceğiz. Diğerinde de bu şekilde olgunlaşmış muzları değerlendirmenin en güzel yolu bence. Böyle çok basit bir kurabiye yapmak ya da kek yapmak olabilir. Ya da bunu dondurup smoothie'lerinize koyabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda onları da yaparız eğer isterseniz. Yorum olarak yazabilirsiniz. Ama ben şu an çok basit bir kurabiye yapacağım, yulaflı. Şimdi o zaman tariflere başlayalım hemen. İlk olarak çikolatalı kurabiye ile başlayalım istiyorum. Zaten çok bir malzeme yok, hemen sayıyorum size. Bir yumurta, yarım su bardağı keçi boynuzu özü. Her markette var sanırım. Ben bunu Migros'tan almıştım. Yarım su bardağı zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı. Benim hindistan cevizi yağım kalmamış. Onun için zeytinyağı kullanacağım ama eğer sizin hindistan cevizi yağınız varsa hindistan cevizi yağını kullanın. Çok çok yakışıyor çikolataya. Yarım su bardağı kakaomuz var. İsteğe bağlı çikolata ekleyebilirsiniz içine. Ben birazcık içine de ekleyeceğim. Üzerine de görüntüsü daha da güzel olsun diye üzerine de ekleyeceğim. Tamam, yani tamamen size bağlı. Yine yaparken gösteririm zaten. 1,5 çay bardağı tam buğday unu kullanacağım. İsterseniz yulaf unu kullanabilirsiniz. Tamamen size bağlı. 1 çay kaşığı da kabartma tozu. Daha fazlasına gerek yok. Çok kabarması istediğimiz bir hani sonuçta kurabiye olacak bu, kek değil. Durumunuza göre bakarsınız. Zaten fırını açmıştık. 175 derecede 600 puanlı çalışıyor. Hadi bir an önce başlayalım. Bir yumurta, yarım su bardağı keçi boynuzu özü, yarım su bardağı zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı, hangisini tercih ediyorsanız elinizde ne varsa olur. Bir paket bunları ekledik. Şimdi ben bir paket şu kakao ekleyeceğim. Daha sonra bir çay kaşığı da kabartma tozunu ekliyoruz. Ama dediğim gibi yavaş yavaş ekleyelim. Önce bir çay bardağı tam buğday unu ekliyorum. Daha sonra diğer yarım çay bardağını da baka baka ekleyeceğim. Kıvamına bakacağız tamamen. Şimdi bir çay bardağı tam buğday ununu ekliyoruz. Baktım ki çırpma teliyle karıştırmak zorlaştı. Onun için kaşığa geçtim. Ve ununun da tamamını kullanmama gerek kalmadı. Dediğim gibi siz bakın, yani ben yaklaşık bir çay bardağından biraz daha fazla bir un kullanmış oldum. Ya siz bakarsınız kıvamına, kıvamı şu şekilde oluyor, katı bir kıvam var. Şimdi ben çikolata ekleyeceğim. Tam çikolatalı olsun, çok güzel olacaktı. Eğer tamamen şekersiz olsun isterseniz şekersiz çikolatalar da var, satılıyor marketlerde. Ondan da alabilirsiniz. Şimdi çikolatamızı ekleyelim. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimi aldım önüme ve bunları bölüştürüyorum. Şöyle bir kaşık. Şöyle diğer kaşığı da aldım, işim daha kolay olsun diye. Müzik.
renklerin çok bir önemi yok. Eğer güzel, yani daha böyle kusursuz şekilli olsun isterseniz, bu dondurma kaşıkları var. Onlarla porsiyonlayabilirsiniz. Ben o kadar önem vermedim açıkçası. Hemen kaşıkla gördüğünüz zaten hemen koydum. Sekizden büyük kukiler istiyorum. Böyle büyük kurabiyeler olsun. Starbucks'ta falan böyle satın aldığımız kocaman kurabiyeler var ya, onlar gibi olsun diye ben büyük bıraktım. Üzerine de dediğim gibi ekstra çikolata ekledim. Eklemeyi de bilirsiniz. Tamamen size bağlı. Şimdi fırına gönderiyorum ve hemen diğer kurabiyemizi yapmaya başlayalım. O daha da pratik olacak. Onda yumurta bile yok. Hemen bunu fırına koyuyorum. Geliyorum. Çikolatalı kurabiyemizi fırına gönderdik. 10-12 dakika arasında pişecektir. Yalnız dikkatli olun lütfen. Fırından fırına göre değişebilir sonuçta. Hemen yulaflı ve tahinli kurabiyelerimize başlayalım istiyorum. Hemen malzemeleri sayıyorum. Bir tane olgun muzumuz var. Bir su bardağı yulafımız var. Bir çay bardağı tahinimiz var. Ben böyle hazırladım. İstediğiniz kuru meyve olur. Ben bugün kuru dut kullanacağım. Kuru yaban mersinim var. Ondan ekleyeceğim. Azıcık, yani hani tamamen size bağlı. Ben yine ölçüsünü aşağı yazarım. Siz ne isterseniz. Kuru meyve kullanacağız. İsterseniz kuru kayısı doğrayabilirsiniz içine. Tamamen elinize ne varsa o. Ve ben bugün bir çay bardağı cevizi bu şekilde dövdüm. Bir çay bardağı da ceviz kullanacağım. Yani çok küçük dövmedim. Böyle hafif irili ufaklı bıraktım. Böyle ağza gelmesini seviyorum. Bu kadar malzemelerimiz. Şimdi başlayalım. Öncelikle iki tane muzu çatalla ezerek başlıyoruz. Zaten göreceksiniz. Dediğim gibi muzları ezmeye başladım. Çatalla eziyorum direkt. Hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir teknolojik mutfak aletine falan ihtiyacınız yok. Bir tane kapta yine yapacağız. Bir yandan da kurabiyelere bakıyorum. Çünkü 10-12 dakika arasında pişiyor. Yansın istemiyorum. O kadar da güzel kokular geliyor ki. Zar zor sabrediyorum. Siz de bakın lütfen. Yani birazdan olacaktır, alırız zaten. Biz hemen bunu 10 dakikada hazırlayalım. Onu çıkartıp bunu koyalım istiyorum. Az önce de gördüğünüz, ben bütün malzemeleri ekledim. Ve şu an karar verdim. Bir yemek kaşığı da pekmez ekleyeceğim. Biraz daha tatlı olsun istiyorum. Kuru meyveleri eklemeden önce bir de pekmez ekleyelim. Bir yemek kaşığı ekleyeceğim. Tamamen size bağlı. Eklemeseniz de olur. Muzlarınız yeterince olgunsa siz bakın durunuz. Ama ben tatlıyı çok seviyorum. Onun için bir yemek kaşığı da pekmez eklemeyi uygun gördüm. Pekmezimizi de ekledik. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi kuru meyveler ekleyeceğim. Uç kadar yaban mersini eklerim. Çok az da dut kurusu eklerim. Yeterli olacaktır. Tamamen bakacağım. Göz kararı zevkinize bağlı. Ve kurabiyelerimiz hazır. İnanılmaz güzel kokuyor ve inanılmaz güzel görünüyor. Yalnız şu an çok sıcak. Kurabiyemiz soğurken biz de bir an önce şunları porsiyonlayıp fırına atalım. Bu yulaflı kukilerimizi ben şöyle iki kaşık yardımıyla porsiyonlayacağım. Tamamen ne kadar büyüklükte istediğinize bağlı. Göz kararı ayarlayabilirsiniz. Kurabiyelerimiz de hazır. Ben bu şekilde 12 adet çıkarttım. Siz bakarsanız büyüklüklerine şu şekilde 12 adet çıktı. Az önce karışımdan. Tabii siz isterseniz daha küçük
Tek lokmalık yapabilirsiniz. Daha büyük, bizim bir önceki yaptığımız çikolatalı kurabiyeler gibi daha büyük kocaman kukiler de yapabilirsiniz. Ama ben bir öncekini büyük yaptığım için bu sefer bunu daha küçük yapmak istedim. Çünkü kuru meyveli böyle çayın yanında 2-3 tane yenebilecek boyutlarda olsun istedim. Şimdi bunu hemen fırına gönderiyoruz. Ve kakaolu kurabiyelerimiz hazır. Ben böyle bir tabağı aldım. Şöyle yakından da göstereyim size. İç dokusuna bakalım ve tadına bakalım. Starbucks'takilerden hiçbir farkı yok. Hemen tadına bakıyorum. Bence kesinlikle denemelisiniz. Tadı çok güzel. Böyle yulaflı kurabiyeleri de bir tane tabağa aldım. İç sıcaklığına çıkması izin verdim bir 5 dakika kadar. Ve bu şekilde koydum. Umarım bu verdiğim iki tarifi de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz ya da denerseniz benimle paylaşabilirsiniz. Aşağı Instagram adresimin de linkini bırakacağım. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.